Merhaba arkadaşlar, SketchUp 2023 derslerimize devam ediyoruz. Bu derslerimizde artık çizim üzerindeki kapı ve pencerelerini açabiliriz arkadaşlar. Şimdi kapı ve pencereyi açmanın güzel bir tekniği var. Bakın burada normalde çizim kısmı kapalı, buradan göze basarak açıyorum. Bakın normalde çizim altta kaldığı için ben kapı ve pencerelerini göremiyorum arkadaşlar. Bunu görmem için klavyeden K harfine basmam lazım. Klavyeden K harfine bastığımda bakın alttaki kalan kısımları görebiliyorum arkadaşlar. İlk önce ben nereden başlamak istiyorsam oradan devam etmem gerekiyor. Biliyorsunuz bakın normalde ben bunu grup yapmıştım. Daha sonra Ctrl Z ile geri almışım. Şunun normalde arkadaşlar şunun gözünü kapatalım. Şunu da sileyim. Şunun hepsini bir grup yapalım. Ve grup haline getirelim. Çoğu arkadaşımızın yapmış olduğu bir hata var arkadaşlar. K harfine bastım tekrar. Normalde siz bir yüzey üzerinde çizim yapmanız için grubun içine girmeniz lazım. Siz bazen unutarak bunun üzerinde çizim yapıyorsunuz ve bu çizim aslında grubun üzerinde olduğu için arkadaşlar bunu kesmiyor. Bakın keserek gitmiyor. Normalde kesmesi lazım ama kesmiyor. Neden? Çünkü grubun dışında çizim yapıyorsunuz. Grubun içinde çizim yapmak için çift tıklıyorsunuz. Kare komutunu aldım. Pencere açmak istiyorum. Çizdim. Geldim. Buradan şurada bıraktım. Gördünüz mü? Buradan kesim yapabilir. Grubun içine girdiğinizi nereden anlarsınız? Nokta nokta kesik kesik çizginin içine girdiğinizde diğer taraflar mat olur. Bu taraf net olur. Grubun içine girdiğinizi anlarsınız arkadaşlar. Şimdi kapı yerlerini açalım. Çizim dosyamı aktif ettim. K harfine bastım. Grubun içine girdim çift tıklayarak. Buradaki kapı kısmını çizmem gerekiyor. Bakın şuradaki tep mesur aracıyla geldim. Buradaki noktadan referans çizimi aldım. Buraya koydum. Daha sonra geldim. Tekrar buradan bir çizim daha aldım. Ve buraya bıraktım arkadaşlar. Ne oldu? Bakın K harfine basacağım. Ben referans çizgisi alarak, şuradan referans çizgisi alarak burada kapı kısmının, kapı kasalarının olduğu alanı belirlemiş oldum. Buradan da yukarı doğru 2.20 atarak uzunluğu, yani yukarı olan uzunluğu işaretlemiş oldum arkadaşlar. Benim bundan sonra yapacağım kısım şuradaki kısmı çizerek pushpull aracını alarak burada kapı yerini açmak. Bütün kapı ve pencere yerleri için bunu kullanabilirsiniz. Bunu hızlandırmanın yöntemi nedir arkadaşlar? Ctrl Z dedim. Bakın pushpull yapmadan önce çift tıklayarak şuradaki kısmı editten copy diyerek hafızaya aldım arkadaşlar. Daha sonra pushpull aldım. Bunu kestim. Şimdi pushpull hafızada, edit paste kısmı yani copy kısmında hafızada. Bakın şimdi mesela diyelim ki şurada da bir kapı kısmı var. Bakın şimdi geldim K harfine bastım. Alttaki kısmı gördüm. Editten paste diyerek hafızadaki kısmı getirmiş oldum bu şekilde. Bakın bu şekilde getirmiş oldum. İstediğim yere koyabilirim bunu. İlk önce şuraya koyuyorum. Yüzeyde bir yere koyuyorum. Kolay olması açısından. Daha sonra aldım arkadaşlar. Şuraya bıraktım. Gördünüz mü? Pushpull aldım. Çift tıklıyorum. Sildim. Çok hızlı bir şekilde hem hafızada olan komutu kullanmış olduğum pushpull'la hem de hafızada olan kare yani dikdörtgeni alarak yani kasasını alarak kapının alan kapadığı alan alarak buraya yapıştırdım. Aynı şekilde burada yapacağım. Bakın editten paste diyorum. Buraya koydum. Aldım. Buraya koydum. Pushpull aldım. Çift tıkladım. Gördüğünüz gibi hemen kapının yerini açmış oldum. Çok hızlı bir şekilde bu tekniği kullanarak işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde burada da var. Bakın burada bir kapı kısmı var. Editten paste diyorum. Buraya bıraktım. Aldım. Buraya bırakmam amacı direkt buraya oturtturduğum zaman oturmuyor arkadaşlar. O yüzden herhangi bir boşluğa bırakıyorum yüzeyde. Daha sonra götürüp oraya taşıyorum arkadaşlar. O şekilde bir işlem. Diğer bütün yerler için de aynı tekniği kullanabilirsiniz. Bakın burada da var. Aynı şekilde editten paste dedim. Buraya bıraktım. Tekrar aldım. Bıraktım ama tabi yüzeyde tutmadığı için kaymış oldu. Tekrar paste diyerek şuraya bırakıyorum. Tekrar aldım ve buraya bıraktım arkadaşlar. Pushpull'la çift tıklayarak burayı da açmış oldum. Burası giriş kapısı. Giriş kapısı sanırım biraz daha büyük olacaktır. Edit'ten deneyelim. Paste yaptım. Şuraya bıraktım arkadaşlar. Buraya getirdim. Buraya bıraktım. Evet. Biraz daha gördüğünüz gibi giriş kapısı biraz daha büyük. O yüzden sadece şu kısmı alarak move komutuyla bunu aldım. Dışarı kısma taşıdım. Pushpull'la keserek bunu da aktif hale getirdim ama tabi buradaki duvar kalınlığı fazla olduğu için yapmadı. Şuradan keserek aynı kısmı açtım. Edit'ten delete guys diyerek noktaları sildim. K harfine bastım. Görünmez kısımları kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapı yerlerini açmış oldum.
Pencere yerleri için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Bir tane pencere yerlerini açarak diğerlerini siz yapabilirsiniz. Çünkü hepsinde aynı mantık devam ediyor. Ama pencere yerini görmek için AutoCAD dosyamda belli bir ölçüye bakmam lazım. Bakın normalde iki açılır pencere için genişliğim 145 cm. Ama pencerenin yukarıdan başlamış kısmı, yani giriş üstünden başlama kısmı 80 cm. Daha sonra 170 cm yüksekliğim var arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki şu şekilde yapmam gerekiyor. Bakın tekrar döneceğim. Mesela şuradaki pencerem için kafine bastım. Benim üst taraftan 80 cm aşağı inmem gerekiyor. Zaten pencere kısımları belirli. Buradan da 170 cm pencere yüksekliğini yapmam gerekiyor. Diğer kalan kısımlar zaten bunun devamı. Yani şunun, şu izanın devamından oluyor. Bakın arkadaşlar, şu izanın devamında olduğu için ben şöyle şuraya bir çizgi atacağım. Şuraya da bir çizgi atacağım. Ve aradaki kısmı, şuradaki kısmı kapattığımda benim amacım zaten şuradaki kareyi oluşturmak. Bakın şu pencere yerini oluşturmak. O kısmı oluşturduktan sonra şunları da silerek pencere kısımlarını oluşturmuş oldum. Eğer başka varsa, mesela şurada görüyorsunuz ince uzun var. İnce uzunlar da yapabilirim. Şuradaki kısımlar da aynı yapabilirim. Bakın bunların hepsi aynı. Aynı pencere. O yüzden çift tıklayarak edit, copy diyorum. Hafızaya aldım gene tekrar arkadaşlar. Pushpull'la bunu iterek burada on face yazan kısımda kestim. Tekrar buraya geldim. Edit'ten paste diyerek buraya yerleştirmiş oldum. Tabi yerleştirirken üst kısımdan kaç santimdi arkadaşlar? Bir bakalım tekrar. Üst kısımdan 80 santim aşağıda olması gerekiyor. O yüzden şöyle bunu aldım. 80 santim aşağıda. Bunu mol komutuyla şöyle bunu yukarı taşıdım. Tabi aynı hizada olması lazım. Şunların hep aynı hizada olması gerekiyor. Hemen hemen aynı hizada gibi görünüyor. Pushpull'la tıklayarak pencere yerlerini açmış oldum. Yani bu şekilde devam eden bir süreç var. Tabi biz buraya yeniden pencere çizeceğiz mi? Çizmeyeceğiz. Çünkü neden? Warehouse'dan getirmiş olduğumuz pencere ve kapıları buraya koyarak işlerimizi hızlandıracağız. Çünkü her şeyi teker teker çizmek bize zaman kaybettirir. Yani milyon tane pencere varken tekrar burada pencere çizmek, kapı çizmek anlamsız olur arkadaşlar. Burada teras kısımları var. Bakın buradan 3 basamaklı çıkma kısımları var. Burada da 3 basamaklı. Biraz kot olarak sanırım yukarıda. Burada boydan boya penceremizin başladığı doğrama kısımları var. Onları da yapacağız. Yukarı doğru bu kaldırdığımızda, üst katı çizdiğimizde yavaş yavaş katımız ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. Diğer detaylarda peyzaj projesi üzerinden bakarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerimize görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızın abone olmasını rica ederiz. Beğen butonuna ve yorum kısmına yorum yazarsanız bizi çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.